Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde makale oku linkini yapacağız ve birkaç düzenleme, yani bir iki düzenleme daha yapalım. Mesela şunu bir düzenleyelim. Mahmut tarafından değil de gidelim direkt oraya, o yazıyı ben tarihinde Mahmut ekledi olsun. Evet, Mahmut ekledi olsun şöyle. Şimdi arkadaşlar bu bölümde makale okuyu yapacağız. Makale oku linkini yapacağız. Onu nereye yapacağız? Yine aynı şekilde şurada OL'nin altına geleceğim arkadaşlar. Burada hatırlarsanız şurada bir span kullanmıştık, hatırlıyorum. Ya da bir hakkımıza iyi bakalım ne kullanmışız. Pardon, ana sayfaya. Ana sayfada devamını oku yapmamışız burada. Başlığa gidince yetecekmiş. Tamam, önemli değil. Biz de buraya yaparız. Şimdi arkadaşlar burada bir ağ oluşturacağız. Ahref diyeceğim. İşte buraya title'ını oluşturacağım ağanın. Daha sonra bunu kapatacağım. Sonra arkadaşlar buraya direkt devamını oku diyeceğim. Şu şekilde. İtalik EM'ydi sanırım. EM yapacağım buraya. Eğik yazı yani. EM yapacağım. Bir bakalım nereye gelmiş o. Devamını oku. Bakın buraya geldi. Şimdi arkadaşlar A'ya hiçbir class atamadık ya biz. A'ya direkt girelim. Class diyelim önce. Önce bir A'yı bir sağa yaslayalım. Full right diyelim. Hemen bir kontrol edelim. A'ya. Aa, bakın burada oldu. Sonra arkadaşlar bakın. Şöyle bir durum var. Bu %100 kaplıyor. Bunu düzenlememiz için şöyle yapacağım. Cool diyeceğim. Tire. LG'de 9 olsun. Sonra gelsin tekrar. Cool diyeceğim. MD'de de 9 olsun. Ve cool diyeceğim tekrar. SM'de gene 9 olsun. Ve cool XS'de 8 olsun. Evet. Bakalım şimdi. Evet ama bu gitti. Niye gitti? Şuna da verelim. Verelim hemen. Cool diyeceğim. LG'de 3 olsun bakalım. Düzelecek mi? 3 yok arkadaşlar. Demek ki buna 2 versek yeterli. Evet, 2 yeterliymiş. Ama burada bakın bir kayma oldu. Bu kaymayı nasıl düzeltiyorduk biz hatırlarsanız. Hemen şu clear fix'imiz vardı bizim. Gelelim bunu buraya gene yapıştıralım kalorifiksimizi. Şimdi bakalım. Evet. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devamını oku diye var. 2 yaptığımıza göre bu 9'u artık 10 yapabiliriz. Bu kalsın bakalım. Şimdi bunu da cool MD'de 3 yapalım, çok mu olacak onu merak ediyorum. Cool SM'de 3, cool XS'de 4 yapalım ve gidelim oynayalım hemen. Şu an LG'de. Evet arkadaşlar şu an MD şu an bakın LG'de. MD'ye düşürüyorum, medium'a. Düşürüyorum arkadaşlar. SM'ye düşürdüm şu an. Bakın SM'de çakıştı. Niye çakıştı? 9-3'tü. 8-3 yapalım. 11 olsun. Normalde çakışmaması lazım aslında arkadaşlar.
Neyse. Önemli değil. Tekrar hemen bir yenile diyorum. Bakın bu sığmadı 3'te. SM'de. Bunu o yüzden 4 yapacağım. 8-4 olursa ne olacak? 8-4 olursa bakın bir sıkıntı yok. SM'de. Burada da bir sıkıntı yok. Tekrar ufaltıyorum. Ufaltıyorum bakın. XS'ye geleceğim. Ve XS'ye geldim arkadaşlar. X-Small'da. Bunun böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. X-Small ekranımızı biz şöyle hesaplayacağız. Şu şekilde. Bakın. O zaman ne yapmamız lazım? X-Small'da buna artık gerek yok. Bunu kullanmayacağız. Hatta X-Small'da bakın. Şu da gitti arkadaşlar. Evet. X-Small'da bu da gitti. Ne yapacağız o zaman X-Small'da? Önce geleceğiz. Görmüşken onu düzenleyelim. Şu pull right'tı ya. Bunu head'den diyeceğim. Head'den X S diyeceğim. Bu gidecek. Sonra bunu alacağım tekrar. Neresiydi? Şurası. Buraya geleceğim yine. Head'den head'den X S diyeceğim. Bu da gidecek. Bir kontrol edelim. F5 diyelim. Bakın gitti. Sonra bu XS'de artık blok olması gerekiyor. Şöyle. XS'de artık o blok oldu arkadaşlar. Görün bakın işte. Devamını oku diye hemen geliyor bakın. XS'de blok oldu. Ve A'nın da sanırım ya marginleri var burada. Edink değil. Şöyle bir gelin marginleri bir temizlemeye çalışayım. Bakayım margin mi varmış burada. Margin 0 diyelim. Aynı gene. Padding 0 da diyelim. Padding 0 da diyelim. Yok gene aynı arkadaşlar. Demek ki bu şuradan alıyor sadece. Gene de dursun bunlar. Bu şekilde. Şimdi bozmayalım. Şu an arkadaşlar sayfamızı tekrar büyütelim. Görelim. Evet. Geliyoruz. Şu an X small'da. Bakın. Herhangi bir şey yok. Büyütüyorum. Small'a geldi. Büyütüyorum. Medium'a geldi. Ve large'a geldi. Evet. Devamını oku butonumuzda tamam arkadaşlar. Aslında large'da yani biraz daha olabilirmiş. Biraz daha olmasın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Text write yapalım. Text write yapalım. Yazı oraya bitişik dursun. Aynen böyle arkadaşlar. Hepsinde bu şekilde duracak yazımız. Bakın. Hepsinde aynı. Şöyle duruyor. Yine onda da öyle duruyor. Sıkıntımız yok şu an. Şu an bir sıkıntımız daha kalmadı arkadaşlar. Ve bu dersimizi burada bitirdik arkadaşlar. Makale listelemeyi tamamladık. Diğer liste, diğer makaleleri alt alta getireceğiz ama bunları sonra yapacağız. Derslerimizin sonlarında yapacağız. Bu bölümün sonlarında yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar tıkladığımızda linkimizi verelim artık. Ahref dedik. Buraya geliyoruz. Makale detay.php. Pardon arkadaşlar. Yine buraya da veriyoruz makale detay.php. Buraya da veriyoruz makale detay.php. Evet. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar makale detay.php'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.